Emekçileri bu hafta itibariyle maalesef açıklanan hububat alım fiyatlarıyla bayram çiftçimize iyice zehir oldu. Çiftçimiz ithalat baskısı altında ağır girdi maliyetleriyle boğuşurken bir yandan gübre, elektrik, mazot, tohum fiyatları astronomik olarak artarken gözü Toprak Mahsulleri Ofisi'nin açıklayacağı fiyatlardaydı. Ama maalesef bu kez de umduğunu bulamadı. Ama bu kez açıkladıkları fiyatlar geçen yıllardaki fiyatları dahi arattı. Çünkü AKP iktidarı tarımı unutmuş durumda, çiftçiyi kaderine terk etmiş durumda, üretimi önemsemiyor. Varsa kıt kanaat kaynaklarımız onları da ithalatla harcamaya da peşinde. Değerli arkadaşlar, ekmeklik buğday fiyatları açıklandı. 9.25 lira. Desteklerle beraber 11 liraya geliyor. Geçen yıl açıkladıkları 8.25 lira. 8.25 liradan 11 liraya geldi. Yani %12 arttı. %12. Peki bu arada enflasyon ne kadardı? %75. Bu arada mazot ne kadar arttı diye baktık. 21,5'tan 39,28'e gelmiş. İki katına çıkmış mazot. Elektrik iki katı da geçmiş. Gübre fiyatlarını hiç söylemiyorum. Kendi enflasyonları, bastırdıkları enflasyonları, ölçmedikleri, Tayyip'i üzmeyen İstatistik Kurumu'nun söylediği enflasyon bile %75. Ama çiftçiye verdikleri buğday fiyatını artıra artıra %12 artırıyorlar. Bu namertliktir. Bu vicdansızlıktır. Bu çiftçiyi kaderine terk etmektir. Ve bu Türkiye'yi iyice dış bağımlısı yapmaktır. Ve Türkiye'yi yakın bir zamanda kıtlık, açlık tehlikesiyle baş başa bırakan bir sorumsuzluktur. Buradan iktidara sesleniyoruz. Bir an evvel kendilerine gelsinler. Çiftçiyi böylesine horlayan bir fiyatla yola devam etmeleri mümkün değil ve en azından maliyetleri karşılayacak bir fiyat açıklasınlar. Ziraat Mühendisler Odası 1 kilo buğdayın fiyatının maliyetinin 10.89 liraya geldiğini söylüyor. Maliyetinin bile altında bir rakamla çiftçiyi böylesine zor bir duruma sokmak ancak AKP'nin yapabileceği ve vicdansız bir uygulamadır. Akıllarını başlarına alsınlar, çiftçinin sesine kulak versinler ve hiç olmazsa maliyeti karşılayan, hiç olmazsa enflasyona yaklaşan bir artışı yapsınlar. Sadece geçen yıldan bu yana vatandaşımızın temel gıda maddesi olan ekmek 6,5 liradan 10 liraya çıktı. E mübarekler, madem siz ekmeği 6,5 liradan 10 liraya çıkardınız da o zaman buğdayı niye 8.25 liradan 11 liraya çıkarıyorsunuz? Buğday üreticisinin, çiftçinin suçu ne? Bir an evvel bu yanlıştan dönsünler. Arpa fiyatları yine aynı şekilde. %7'den 7.25'e çıkartmışlar. Daha kötü. %3 artış var. %3. Türkiye'de %3 artan ne var? Türkiye'de %100'ün altında artmayan ne kaldı? Ve dönüp de arpa üreticisine sana geçen yılki fiyattan %3 artış yapacağız. 7 lirayı 7.25 lira yapacağız demek alay etmektir. Ve çiftçinin tokatı sert olur. Buradan uyarıyoruz. Biz cuma günü Tekirdağ'da buğday mitingimizi gerçekleştireceğiz. Çiftçilerimiz, köylülerimiz, tarlaya terin akıtan emekçilerimiz bu tahıl fiyatlarını protesto etmek üzere alanlarda olacağız. Tekirdağ Meydanı'nda saat 15'te Sayın Genel Başkanımızın öncülüğünde cuma günü çiftçilerimizin sesine ses katacağız, seslerine ses olacağız ve bu insanlık dışı, bu kabul edilemez, bu vicdansız taban fiyatı protesto edeceğiz ve bir kez daha iktidarı uyaracağız. Bilsinler ki çiftçimizin yanındayız ve asla da yanından vazgeçmeyeceğiz yanında olmaktan. Değerli arkadaşlar biliyorsunuz bir tasarruf tedbirleri paketi açıkladılar.
Bakanlar da buna uyacaktı güya. Hatta bakanlar fark edilmediği düşüncesiyle özel uçakla illere gittiler. Ama inince o siyah büyük makam araçlarına binmek yerine servislere binerek de poz verdiler. Güya tasarruf yapıyorlarmış görüntüsü vermek istediler. Ama çok kısa zamanda anlaşıldı ki bunlar jetten inemiyorlar. Bunlar yetkililer ve uçağa binmeye çok fena alışmışlar. Buradan Kayseri'ye kadar bile jetle gidiyorlar. Buradan nereye gitseler en küçük mesafelerde bile ekiplerle beraber uçaklarla gidiyorlar. Açıklamaları da birbirinden daha fena. Her bir açıklamada iyice çarşafa dolanıyorlar, iyice ayakları suya bulanıyor, iyice açıklayamıyorlar. Tam bir karmaşaya dönüşüyor. Aslında yapacakları şey basit. Bir tane bir şey var. Özür dileyecekler. Yanlış yapılmış diyecekler. Bir daha yapmayacağız diye diyecekler. Biz örnek olacağız diyecekler ki herkes örnek alsın ve herkes uysun. Anımsayacaksınız. Ulaştırma Bakanı Rönesans Holding'in uçağıyla yurt dışına gitmişti. Ve anlaşılmıştı ki o uçağı bayağı bir kullanmış. Sonra dedi ki ya biz bu uçağa para vermedik. Bir firmanın bu. Dolayısıyla bir firma bizi oraya götürdü. Ya tamam da bu firma senin ihale verdiğin firma. Sen bu firmaya milyarlarca dolarlık ihale veriyorsun. Bu firma buralardan paralar kazanıyor. E sen şimdi bu firmanın bu jestlerine diyelim tırnak içerisinde. Yani aslında bunun adı rüşvettir. Ama hadi bakanı üzmeyelim, böyle diyelim. E şimdi sen buna nasıl binersin dediğimizde burada bir ahlaki sorun görmediler. Oysa başta burada bir ahlaki sorun var ve ayrıca da bir hukuki sorun var. Ama geçiyoruz. Bakın sözleşme icabı lüks araçlara tahsis edilmiş kendilerine, lüks servis araçları tahsis edilmiş kendilerine ve bunlar sorulduğu zaman da bakan diyor ki ya diyor biz bunu zaten sözleşmenin gereği olarak firmadan alıyoruz diyor. Bakın sözleşmenin maddesi burada. Yani bunlar değerli arkadaşlar Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep yüksek standartlı demiryolu hattı inşaatı ile yaptıkları sözleşme gereğince, ihale sözleşmesi gereğince ihalenin ekine de koydurmuşlar. 5 tane makam aracı, 15 tane de çalışanlar için araç, servis araçları bitmiyor, iaşe bedelleri bitmiyor, ibade bedelleri. Yani diyor ki ben sana bu ihaleyi veririm tamam ama bunun karşılığında sen bana makam araçları vereceksin. İş bitimi uzarsa bunları sıfırıyla yenileyeceksin. Servis araçları vereceksin. Kontrol kabul memurlarım geldiğinde, bakın burası çok daha kabul edilemez. Kontrol kabul memurum geldiğinde de onu ağırlayacaksın. Yedireceksin, içireceksin, ağırlayacaksın. Kimi? İşi kabul edecek adamı. Ya işi kabul edecek adamı, o kontrol mühendisini, ağırlama görevini sen nasıl o ilgili holdinge verirsin? Adam sofrasına oturduğu adamı nasıl denetleyecek senin kontrol memurun? Ya bu kadar şirazeleri şaşmış. Bu kadar ne yaptıklarının farkında değiller. Ve bunu da sözleşmeye yazmışlar. Ve diyor ki bakan ya zaten biz ödemiyoruz. O firma ödüyor diyor. Sayın bakan aklımızla alay etmeyin. Siz bunu idrak edemiyorsunuz belli de. Bu sözleşmedeki her bir madde dönüyor, dolaşıyor, bizim cebimize elini uzatıyor. Bu sözleşmelerle parayı bu millet ödüyor. Bu devletin kasasından çıkıyor. E sen bu sözleşmenin ekine koyarsan adam da dönüyor, parasını senden yani hepimizden alıyor. Hani esirgiyorsun ya, çocukların aşısından esirgiyorsun ya, emeklinin maaşından esirgiyorsun ya, asgari ücretten esirgiyorsun ya, sağlık giderlerinden esirgiyorsun ya, hani dönüp tasarruf yapacakmış gibi yapıyorsun ya, işte oradan oraya çok gördüğün paraları bu sözleşme bedeli olarak oraya ödüyorsun sen. Ve dönüyorsun pişkin pişkin, ya biz sözleşmeye yazdık diyorsun. Peki bu sözleşme ne? Biz baktık. Hiç şaşırmadık. 21B. Yani afetlerde kullanılması gereken, doğal afetlerde iş acil, bir an evvel yapmamız lazım dedikleri maddeye sığınıyor. Gel kardeşim diyor gel. Gel biz seni tanırız. Seninle pazarlık yapalım. İhale falan değil bu. Dolayısıyla bu da ihale şartnamesi değil.
Bunların hepsi göstermelik. Türkiye'nin nasıl yönetildiğini ortaya koyan çok çarpıcı, utanç verici bir örnek. Yani bunu yapanların utanması lazım ama utanacak halleri kalmamış. Pazarlık usulü ihalesiz, açık ihalesiz bir iş yaptırıyor. Oraya da kendisinin ve memurlarının nasıl ağırlanacağını yazıyor. Ondan sonra kontrol memurlarını da siz ağırlayacaksınız diye hüküm koyuyor. Kontrol memurları öğlen sofrasında oturuyorlar, akşam sofrasında oturuyorlar, öbür gün gidiyorlar, adamı denetliyorlar güya. Ve bu paralara bunlar lüks ve şatafat içerisinde yaşarken de yakalanınca da ya sözleşmenin içinde var, biz cebinizden almıyoruz diyor. Olacak şey değil, büyük bir sorumsuzluk. Kendilerini azıcık ciddi olmaya davet ediyoruz. Değerli arkadaşlar, bir skandal daha. 5 yıllık madeni para basmaya karar verdiler. Niye? Çünkü ağır bir enflasyon var. Çünkü paramızı pul ettiler. Çünkü tek kişilik iktidar, her şeyin uzmanı olan Cumhurbaşkanı ekonomiyi de biliyordu. Ekonomiyi batma noktasına getirdi. Ve bakın 1 Ocak 2009 tarihinde 5 lira çıkmış. Kağıt 5 lira. 5 lira ya ne alındığına bakmışız. 1 Ocak 2009 tarihinde 12,5 ekmek alıyormuş. 2009 tarihinde 15 yıl önce. 15 yıl önce 5 liraya 12,5 ekmek alıyormuşsunuz. Şimdi yarım ekmek alıyorsunuz. Yani ekmek fiyatı 15 yılda 25 kat artmış. İşte ekonominin en basit tarifi budur. Bir ülkede 15 yılda ekmek fiyatı 25 kat artıyorsa o ülkeyi yönetenler sorumsuzdur ve bu işi bilmiyorlardır. Ve bunun üstüne 5 liralık madeni para. Basın, tamam basın. Ama siz babanızın parasını basmıyorsunuz ki. Parti parasını da basmıyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti'nin parasını basıyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti'nin parasına siz hangi hakla Türkiye Yüzyıl amblemi basıyorsunuz? Bu ülke sizin babanızın malı mı? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası AKP'nin yan kuruluşu mu? Türkiye'nin parası sizin AKP reklamı yapacağınız bir alan mı? Çok hevesliyseniz bastırırsınız, parasını verirsiniz matbaaya ve bastırırsınız kendi paranızı. İstediğiniz kadar da satarsınız istediğiniz fiyata. Ama Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na talimat verip kendi sloganınızı para üstüne basmak hadsizliktir ve bir iktidarın asla aklından geçirmemesi gereken bir şeydir. Tek adam rejiminde her şey bir kişiye bağlı, her şeyin sahibi o bir kişi ve etrafı. Onlar, her şeyin sahibi onlar, haliyle de Merkez Bankası'nın ve Türkiye'deki paraların da doğal sahibi gibi düşünüyorlar kendilerini. Haliyle de buraya kendi amblemlerini basmaktan da bir imtina etmiyorlar, bir yanlış görmüyorlar. Ama Türkiye Cumhuriyeti babanızın çiftliği değil kardeşim. Değerli arkadaşlar, benim sizlerle paylaşmak istediğim noktalar bunlar. Ama şunun da son olarak bilinmesini isterim ki, gerçekten AKP iktidarı özellikle seçim sonrasındaki, o seçim ekonomisi sonrasındaki gerçeklikle vatandaşımız yüz yüze kaldığında halkımızın her kesimine, işsizine, işçisine, asgari ücretle geçinenine, emeklisine, çiftçisine bu bayramı zehir etti ve bu ağır yoksulluğun bedelini o dokunmadıkları kur korumalı mevduatla 800 küsür milyarlar cebine koydukları, vergilerini sildikleri zenginlere el uzatmak yerine yine acı ilacı geniş halk kesimlerine, yoksullara içiriyorlar ve halkımız maalesef bu yoksulluk içerisinde inim inim inliyor. Biz de bu süreçte her bir kesimin sesi olmaya devam edeceğiz. Herkesin sesine ses katacağız. Herkesin önünde, gerekiyorsa yanında, gerekiyorsa bir adım arkasında olacağız. Ama büyük bir yolu hep birlikte yürüyeceğiz. Çok teşekkür ederim. Soru varsa alırım.
Sayın Bahçeli'nin paniğini anlıyoruz. Çünkü gerilimden beslenen bir siyasi anlayış. Çatışma olsun, gerilim olsun, kavga olsun ve biz de bunun üzerinden siyaset yapalım anlayışında olduklarını biliyoruz. Dolayısıyla biz onların bu çabalarının bir parçası olmamak konusunda dikkatli davranacağımızı söylemek isterim. Tabii biz 31 Mart seçimlerinde milletimizin bize verdiği görevin ve ödevin gayet farkındayız. Biraz önce ifade ettiğim gibi herkes son derece ağır ve yakıcı sorunlarla baş etmek zorunda, baş edemiyor. Ülkemizde açlık, yoksulluk, işsizlik, pahalılık var ve bunlar herkesin birinci sorunu. Nereye gitsek, kendilerine de tavsiye ederim, biraz sokağa çıksınlar, tarlalara gitsinler, fabrikalara gitsinler, okullara gitsinler. Herkesin bizden beklentisi sorunlarımızı çözün, çözümün bir parçası olun şeklindedir. Biz mümkünse çözümün bir parçası olmak ama muhalefeti de en iyi şekilde yapmak durumundayız. Sayın Bahçeli kendi durumuna bakmadan bize aklınca saldırıyor ama kendisine sadece şunu hatırlatmak isterim. Bakın Hüdapar'la aynı ittifak içerisinde meclise girdiler. Hüdapar'ı meclise soktular. Hüdapar, Gaffar Okka'nın ve birçok vatanseverin katilleri olan Hizbullah'ın siyasi uzantısıdır. Ve kendileri ifadeleriyle Hizbullah'la Hüdapar arasında açık bir ilişki bulamamış olabilirler ama o açık ilişki bu milletin vicdanında ortadadır. Şüphesiz bir şekilde yer almaktadır. Ama eyalet sistemini, özerkliği, federasyonu hiçbir bağımız olmadan özgürce tartışalım diyen bir parti ile kol koladır. Ona bir baksın. Ondan sonra Mustafa Kemal'in kurduğu Kuvayi Milliye'den gücünü alan Cumhuriyet Halk Partisi'ne dil uzatsın. Kendisine önce kendisine bakmasını tavsiye ederiz. Şimdi tabii bu süreyi biz asla kabul etmiyoruz. Bir defa depremin üstünden 1,5 yılı aşkın bir süre geçti. Bir yılda herkesi konut sahibi yapacaklardı. Bu sözle seçim kazandılar. Seçim meydanlarında bu sözü verdiler. Ve bugün itibariyle konutuna kavuşan yani ödemeli borç ödediği konutuna dahi kavuşabilen depremzedenin oranı %12'lerde. Yani siz her 10 depremzedenin konut talebi olan konut evi yıkılmış depremzedenin yaklaşık birini ev sahibi yapmışsınız. 9'u dışarıda kalmış. Nerede bu insanlar? Neredeler? Barakalardalar, konteynerlardalar ve kiradalar. Her yerde kiradalar. Siz enflasyonu %75'lerde, geçen sene %100'de, bir önceki sene %120'de yaparken insanları kiraya mahkum ettiniz ve şimdi de kira yardımını kesiyorsunuz. Olacak şey değil. Önce sözünüzü tutun. Siz deprem bölgesindeki insanların %100'ünü konutlarına yerleştirin. Ondan sonra deyin ki artık size kira desteğine ihtiyacınız kalmadı deyin. Hangi koşul değişti de %20 bu kira desteğini kesiyorsunuz? Ne değişti? Bunlar hala depremzede. Hala konteynerda yaşamak zorundalar veya kiradalar. Yani birinci ayla 18. ay arasında hiçbir fark olmadı ki siz bunu değiştiriyorsunuz. Efendim kural böyle. Kuralı siz koyuyorsunuz. Getirirsiniz. Bir saniyede meclisten geçiririz. Depremzedeye böylesine büyük bir vicdansızlığı yapmaya hiçbir hakkınız yok. Eğer tasarruf edecekseniz biz size gösteriyoruz. Bir sürü yer var. Ama depremzedeyi aç ve açıkta bırakacak ve sonra da tasarruf yaptık diyecekseniz bunu asla kabul etmeyiz. Teşekkür ederim arkadaşlar.